Dünya genelinde gelişi büyük coşku ile kutlanılan 2020 yılının, hiç de hayal edildiği gibi geçmediği muhakkak. 2019'un sonlarında kimi para, kimi başarı, kimi aşk, kimi sağlık diledi. 2020 tüm bu güzel masumane dilekler yerine acaba bugün ne oldu, ya da ne olacak, dedirten kötü olaylarla geldi diyebiliriz. Yangınlar, depremler, çığ düşmesi, uçak kazaları, istilalar, salgınlar, meteor çarpması veya teğet geçmesi, göktaşı düşmesi, işsizlikler, dünyanın manyetik kutbunun kayması ve dahası. Bazı insanlar her şeyden umudu kesmiş, uzaylıların gelip ya dünyayı ele geçireceğini ya da yok edeceğini bekleye dursun, tarihler 30 Mayıs 2020'yi gösterdiği günün gecesi, SpaceX şirketi, Crew Dragon isimli uzay aracı ile iki astronotunu uluslararası uzay istasyonuna gönderen ilk özel şirket olarak başarı sağlamış, tüm dünya canlı yayınlarla bu olayı izlemiş, bu ana tanıklık etmiştir. O tarihi dakikalardan sonra bilim, mühendislik, uzay ve havacılık adına güzel gelişmelerin yaşanması, içleri bir nebze de olsa rahatlattı diyebiliriz. Şimdi akıllarda şu soru var, madem uzaya daha kolay gidebiliyoruz artık, yaşanabilir yeni bir dünyaya gidelim. Olabilir ama hangisine gidelim, hangi gezegen veya ay bize dünyadan daha konforlu yaşam alanı sunabilir ki? Bilim insanlarının merakları ve çalışmaları var oldukları günden beri devam etmekte ve bu konu asırlardır çalışılmaktadır. Gelin bu sorunun cevabını arayalım, Güneş sistemimizin en olağanüstü, Güneş'e en yakın ve en hızlı dönen gezegenlerinden birisi olan Merkür. Adını Romalıların haberci tanrısından almıştır. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 59 gün, Güneş etrafındaki dönüşünü ise büyük bir hızla 88 günde tamamlar. Kendi ekseni etrafında yavaş dönmesinden dolayı gündüz ve gece çok uzun sürer. Bir yılı 88 güne sığdırsak bile yüzeyindeki sıcaklık 430 santigrat derece ulaşırken ince atmosferi nedeniyle yüzeydeki gece sıcaklığı -180 santigrat derece düşerek gecelerin çok soğuk olmasına neden olur. Atmosferi oksijen, sodyum, hidrojen, helyum ve potasyum barındırır ve uydusu bulunmamaktadır. Gelelim adını Romalıların sevgi ve güzellik tanrısından alan, gün batımı veya gün doğumlarında göz alıcı parlaklığı ile, gökyüzünü süsleyen ve kendisine hayran bırakan Venüs'e. Bilim insanlarına göre Venüs ölümcül bir gezegendir. Bazı geceler gün batımından sonra batı yönünü süsleyen bu gezegen, dünyanın ikizi ve aynı zamanda çoban yıldızı olarak da bilinir. Diğer gezegenlerin aksine ters yönde dönerek, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 243 gün, Güneş etrafındaki dönüşünü ise 225 günde tamamlar. Kalın atmosferi ısıyı sera etkisiyle yakalayarak, sıcaklığın yaklaşık 465 santigrat derece ulaşmasına neden olur ki bu kurşun eritmek için yeterli bir sıcaklıktır. Uydusu olmayan gezegenler arasındadır. Sayısız hikaye ve filme konu olan Kızıl Gezegen ismini mitolojide savaş tanrısından alan Kızıl Gezegenimiz Mars ise son yapılan araştırmalarda bilim insanlarının, yaşanabilir olabileceğini düşündüğü bir gezegendir. Mars'ta bir zamanlar su bulunduğunu tespit eden insansız robot uzay araçları, Mars yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaparak incelemelerde bulunmaya devam etmektedir. Kızıl renkli görünme sebebi ise kayalık bir gezegen olması ve kayalardaki ya da topraktaki demir mineralleri oksitlenmesi yani paslanmasıdır. Bu da toprağın kırmızı görünmesine neden olmaktadır. Kendi ekseni etrafında hareketi 25 gün, Güneş etrafındaki hareketi ise 687 gündür. Mars'ın yüzey sıcaklığı biraz serin olmakla birlikte sıcaklık en fazla 10 dereceye ulaşır. Atmosferde çoğunlukla karbondioksit, azot, argon, az miktarda oksijen ve su buharına sahip ince bir yapıya sahiptir. İki tane uydusu vardır. Güneş sistemindeki hacmi ve kütlesi bakımından diğer gezegenlerin toplamından yaklaşık iki kat daha büyüktür. Dünyayı bir üzüm büyüklüğünde düşünürsek eğer Jüpiter, basketbol topu büyüklüğündedir denilebilir. Büyük olmasından dolayı ismi mitolojide baba tanrı olarak anılır. Galileo ve Jüpiter'in dört uydusu 1610 yılında Galileo yaptığı teleskopu gökyüzüne çevirdiğinde Jüpiter'in dört büyük uydusunu Io, Ganymede, Europa, Callisto keşfetmişti. Atmosferindeki çizgi ve kıvrımlar, hidrojen ve helyum atmosferinde yüzen soğuk, rüzgarlı amonyak ve su bulutlarıdır. Yüzeyindeki kırmızı lekesinin ise en az 400 yıldır devam eden ve dinmeyen dev bir fırtına olduğu bilinmektedir. Zayıf halka sistemi ve 75'ten fazla uydusu bulunmakla birlikte bazı uydularının yer kabuğu altında yaşam ihtimalini destekleyen okyanusları bulunmaktadır. Büyüleyici halkalarının olması orada yaşamayı havalı kılsa da dünyada 24 saatin kendisine yetmediğini düşünenler için durum pek de iyi görünmüyor. Satürn'de bir gün 10 saat, bir yıl 29 dünya yılı sürmektedir.
1781'de bir teleskop yardımıyla keşfedilen, başlangıçta bir yıldız ya da kuyruklu yıldız olabileceği düşünülen Uranüs yapılan detaylı gözlemler sonucu gezegen olduğu anlaşıldı. Bir buz devi olan Uranüs, az miktarda metan ile çoğunlukla moleküler hidrojen helyumdan oluşan bir atmosfere sahiptir. Mavi renkli olmasını ise metana borçludur. Uranüs'te bir yıl 84 dünya yılı, bir gün ise 17 saattir. Bilinen 13 halkası olmakla birlikte, içteki halkalar dar ve koyu, dış halkalar ise parlak ve renklidir. Venüs gibi Uranüs de diğer gezegenlerin tersi yönde dönmektedir. Dünyada 23 derece olan eğim, Uranüs'te 98 derecedir. Bu durumdan mevsimler oldukça etkilenir. Gezegenin kuzey kutbu kışın 21 yıl gece, yazın 21 yıl gündüz, ilkbahar ve sonbaharda 42 yıl gündüz ve gece yaşanır. Güneş'e en uzak olan Neptün, Uranüs'e benzerlik göstermesinin yanı sıra bir buz devidir. Kütlesinin çoğunu, küçük kayalık çekirdeğin üzerinde sıcak, yoğun bir buzlu malzeme sıvısı su, metan ve amonyaktır. Güneş sisteminin en soğuk ve en şiddetli rüzgarları çok hızlı hareket eden beyaz bulutları olan gezegenidir. 2011 yılında, 1846'daki keşfinden bu yana ilk 165 yıllık yörüngesini tamamlamıştır. Bir gün 16 saat, bir yıl ise 165 dünya yılı sürmektedir. Atmosferi çoğunlukla hidrojen, helyum ve metandan oluşur. Mevcut 6 halkasını görmek çok zordur ve 14 uydusu bulunmaktadır. Uydumuz Ay, 1950'lerde uzay çağı başladığında insanların ulaşmaya çalıştığı ilk yerdi. 385 bin kilometre mesafede etrafımızda dönmektedir. Ayı keşfetmek için ülkeler 100'den fazla robot araçlar gönderdi. Ayın zayıf atmosferi, su eksikliği yaşamı desteklememektedir. Şu zamana kadar 24 insan dünyadan Ay'a seyahat etmiş, 12 astronot yüzeyinde yürümüştür. Ay, ovaları, dağları ve vadileri olan bir çöl gibidir. Ayrıca uzay kayaları yüksek hızda yüzeye çarptığında oluşturulan birçok kratere, deliklere sahiptir. Ay'da nefes alacak hava yoktur. Ay, Dünya'yı oval şekilli bir yörüngede dolaşır ve Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Diğer tarafı görmek için uzaya gitmemiz veya uzay araçları göndermemiz gerekir. Uzay ve Carl Sagan. Neptün ötesini biraz kenarda bekletip, geriye dönüp bakınca veriler başka yaşam için şu anda pek elverişli olmadığını anlıyor, bu konu ile ilgili Carl Sagan'ın harika sözlerini sizlerle paylaşıyorum. Biz sadece kendi biyoloji türümüzü aramıyoruz. Yaygın halde bulunan herhangi bir fotosentez pigmenti, atmosferin geri kalanıyla dengeyi büyük ölçüde bozan bir gaz, yüzeye verilmiş birçok geometrik biçim, gece yarı küresinde bir sürekli ışık gruplaşması, astrofiziksel olmayan herhangi bir radyo emisyon kaynağı yaşamın varlığını gösterecektir. Dünyada tabii ki sadece kendi tipimizdekini bulduk ama başka yerlerde birçok başka tipler de saptanabilecekti. Ama bulamadık. Bu üçüncü gezegen incelemesi, solar sistemdeki tüm dünyalar arasında sadece bizimkinin yaşam tarafından onurlandırıldığı konusunda vardığımız çekingen sonucu güçlendiriyor. Aramaya yeni başladık. Belki yaşam Mars'ta ya da Jüpiter'de, Europa ya da Titan'da gizleniyordur. Belki de galaksi, yaşam yönünden bizimki kadar zengin dünyalarla doludur. Belki de böyle keşiflerde bulunmanın eşiğindeyiz. Mevcut bilgilere dayanarak konuşursak, dünya benzersiz. Henüz başka hiçbir dünyanın, teknik bir uygarlık bir yana, bir mikrop bile barındırdığı bilinmiyor. Torunlarımız Dünya'ya yakın asteroidlere ve Mars'a, dış solar sisteminin aylarına ve Kuiper kuşağına yerleşseler bile durum yine de tümüyle güvenli olmayacak. Uzun vadede Güneş, X ışını ve mor ötesi patlamaları yaratabilir. Görünen o ki şimdiki araştırma ve çalışmalar Dünya kadar konforlu ve rahat bir gök cismi bulamayacağız yönünde. Yine de henüz her şey bitmiş değil elbet. Önümüzdeki yıllar uzay ile alakalı daha birçok keşfe ve ilklere kapı aralayacağı benziyor. Hayat var oldukça bilim de olacaktır. Yani dostlar Carl Sagan şundan bahsediyor. Şimdilik dünyamıza benzer bir gezegen bulunamaması, ileriki zamanlarda da bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Teknoloji ilerledikçe daha büyük keşifler ve büyük başarılara imza atılacağı, günümüzde SpaceX şirketi ile zaten kanıtlandı. Bu tarz videolar için, kanala abone olmayı ve verilen emek için beğeni atmayı rica ediyorum unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.